Şunu da bir halledelim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir işlem yapıyoruz. Gate library. Gate yolluk ağzı arkadaşlar. Kayıt. Evet. Devam ediyor. Genellikle arkadaşlar burada kullanılan tüm hemen hemen bizim de kullandığımız tüm yolluk tipleri, yolluk ağzı tipleri var. Fun şöyle bir formda. Film yaprak yolluk. Pin düz yolluk. Pinpoint iğne yolluk. Rectangle yine yaprak yolluğun biraz daha geniş. Step pin asıl iğne yolluk aslında biraz da bu. Kademeli iğne yolluk. Muz yolluk var. Submarine tünel yolluk. Burada tünel dediyse bizim muz yolluk diye bildiğimiz yolluk. Örneğin böyle bir parçada yolluk tiplerinden ben step pin'i kullanacağım. Burada bakın belli başlı çaplar var. Mesela G, D, I, A dediği şurası 2 mm'ymiş. 2 mm'lik yolluk girişi. İşte B dışı 10'luk. İşte şurada her birinin ölçüsü var. 3 mm. BHT toplam boy 20 mm. Bir de burada offset var. Bu offset parçanın içerisine ne kadar giriş yapacağı. Yani tam şu noktada bırakırsan onu biraz daha içeri sokacak örneğin. Şu an için 0 verelim. Daha sonra düzeltiriz olmazsa. Yapılan işlem şu. Gate point indication diyorum. Bakın bir tanesini renkli yaptı. Diğeri sumuk. Bu ne anlama gelir? Çalışma üzerine tanımlama yapacağım şey bu. Bir tanesini koyduğum zaman zaten diğerini de yerleştirecek. Burada arkadaşlar şey olabilir. Point sum function olabilir. Bizim nokta seçme penceresi. Ya da point on curve olabilir. Şunun eğer bir düz çizgi olsaydı zaten point sum function'dan merkez nokta yani midpoint'ini seçtiğim zaman sorun yoktu. Point on curve olabilir. Mesela şunun üzerine diyor ki yüzde kaçlık dilimine koyacaksın. Bunun güzel avantajı bu. %50 dediğim zaman tam ortasına yolluk giriş yapacağım. Okey diyorum. Noktamı tanımladım. Apply dememle birlikte zaten sizden yine bir nokta tanımlamanızı ister. Daha önce buraya bir nokta attığımız için biz gidip hızlıca o nokta tanımlanabilir existing point ile. Ve size yönü sorulur. Bu noktadan yönü bunun tersi olacak şekilde yani parçanın içerisine bakacak şekilde konumlandırmayı yaptı. İşte bu noktadan sonra eğer çok büyükse mesela buradaki yolluk ebatlar belirlenebilir. İşte giriş 1 mm olsun. Arka çap 4 mm olsun. GHT 3 mm çok fazla. 2 mm olsun diyoruz. Toplam uzunluk 12 mm yeter. GT şuradaki açı 8 derece. BT şuradaki okay.
Zaten diğer tarafına da aynısını koydum. Yolluk ağzı eklemek bu şekilde. Sıra geldi. Yolluk sistemi oluşturmaya. Burada basit bir iki gözlü olduğu için basit bir yolluk sistemi var. Ama kalıp sayısı arttıkça ister istemez farklı tasarımlarda yapılabiliyor. Öncelikle bir tane guide çiziyorsunuz arkadaşlar. Bu asıl yolluk dizaynı. Buradan skece girip XY düzleminde, yani şurası zaten olması gereken yer. İstediğin yolluk dizaynını çizebilirsin. Ama ben normalde bunun merkezinden körlü şunların bir yedeğini alalım. Çizgi olarak. Bunun ortasından bunun ortasına bir tane line çizdim. Şunları da referans birer çizgi haline getirdim. Sketch'ten çıktığım anda oraya arkadaşlar ne yapıyor? Benim verdiğim çapta yolluk formunu oluşturuyor. Circular, parabolik, trapezoidal, trapez, hexagonal. Mesela şuradan hexagonal seçtiğiniz zaman şöyle bir yolluk dizaynı olur. Semi circular, yarım daire. Sadece bir tarafa, dişiye ve erkeğe açmanızı sağlar. Ben burada circular kullanacağım. Tam daire. Mesela bunun en büyük çapı 8, bununki de 8 bitmiş. Ben bu çap değerini 8 değil de 10 olsun istedim. Okey dememle birlikte. Bakın burayı ne yaptı? Burada bitirdi. Bundan sonra bir formla verdi. Sen memeyi de getirip. Şöyle bir şey yaptım arkadaşlar, bakın. Şu güzel bir hareket. Biz bu memeyi şeyden getirdik değil mi? Standart parça kütüphanesinden. Bu bir standart parça. Ama ben şunu yapıyorum. Sağ tuş. Make work part. Çalışma dosyası. Artık bunun parametrelerine ulaşabilir miyim? Yani bunda extrude, revolve, her türlü işlemi yapabilir miyim? Yapılabilir. Şunu yapıyorum. Senkron modellemeden move phase ile bunun şu alt kısmını komple yukarı doğru taşıyorum. Böyle bir şey olabilir mesela. Ardından montaja geri dönüyorum.